Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere üretime nasıl başlanır, bizler nerede hata yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere muhabbet kuşlarında üretim evde çok çok zor oluyor. Haliyle bana da gelen soruların arasında, en çok gelen soruların arasında da şu var. Ya ben üretemiyorum. Ben bu kuşları nasıl üretebilirim? Ya işte yem kusuyorlar, işte birbirlerini taşıyorlar ama bir türlü üretemiyorum diye bana birçok soru geliyor. Tabii ki de ben şu şekilde yönlendirme yapıyorum. Kanalda videolar var. Çünkü ben size sürekli olarak videoları paylaşıyorum. Şimdi onlardan biri bu. Ama bununla farklı olarak nerede hata yaptığımızı da anlatacağım. Bir de aynı zamanda nereden nasıl başlamanız gerektiğini anlatacağım. Yani üretime aslına bakarsanız evet yapamamamızın sebeplerinden biri de yanlış başlamak. Yani yanlış adımlar atmak. Şimdi biz evet muhabbet kuşlarında üretim çoğul ortamlarda yapılıyor. Yani evde tek takım ağacı olan kuşlarımızda biz üretim yapabiliyoruz üretmenle. Ama şimdi tek takım olanlar var. Onlar tabii ki de biraz daha zor. Ve her daim ne kadar çok kuş o kadar çok üretimdir, bilginiz olsun. Şimdi önceliğimiz şudur. 2022, yani 2021-2022 yılından sonra tamamıyla önceliğimiz pandemiyle beraber artan fiyatlarla tabii ki de bunu söyleyebiliyorum. Tamamıyla bütçeye döndü. Yani bizim ilk adımı atmamız gereken şey, örnek veriyorum, bir muhabbet kuşu üretiminde önceliğimiz ürünlerse ya da kaç takım alacağımızı planlamaksa önceliğimiz tamamen bütçeye döndü. Evet, daha öncesinde de bütçe önemliydi ama şu an tamamıyla ön plana çıkan bütçe oldu. 2021-2022 yıllarından sonra tamamıyla arkadaşlar işimiz bütçe. Şimdi neden bütçe? Çünkü bütün malzemeler ve takımlar pahalı. Örnek veriyorum, benim zamanında takımları 200-250 liradan verdiğim de oldu ama şu anda 350 liradan aşağı takım vermiyorum. Ha, bu tabii ki de pahalı mı? Yo, değil. Çünkü neden? Şu anda yem çuvalı 350 lira. Yani ben bir takım veriyorum. Sağlam kan bir takım veriyorum. Bir çuval yem alabiliyorum. Ama bakıldığında eskiden olsa bir tane yavru verip bir çuval yem alabiliyordum. Yani alım gücü çok çok düştü. Bu her alanda böyle, sadece muhabbet kuşlarına değil. Alım gücü düştüğü için de arkadaşlar ilk önceliğimiz bizim bütçe olmalı. Bütçede de şöyle bir durum söz konusu. Biz şuna dikkat etmeliyiz. Bizim kenara üretim için, gerçekten üretim yapmak için bir takım, 10 takım, 100 takım hiç fark etmez. Üretim yapmak için bütçemiz nedir? Ve öncelik bütçede neye ayrılmalıdır? Önceliğimiz arkadaşlar takıma ayrılmalıdır diye cevap verecek arkadaşlar yanlış düşünüyor. Çünkü önceliğimiz hiçbir zaman bütçe konusunda, tabii ki takım da olmalı ama önceliğimiz şu. Bütçenizi ayarlarsınız. Ne kadar? Benim derseniz ki 50 bin lira bütçem var. Şu anda bu 50 bin liranın benim için önemli olan kısmı işte şu kadar kafes, yani şu kadar takım yapacağım. Bunun için şu kadar bir kafese ihtiyacım var. Bu kadar kafesi aldıktan sonra o kafesleri dolduracak para elinizde kalıyorsa planlamayı doğru yapıyorsunuz demektir. Yani malzemelerden bahsediyorum. Kafes sadece bir örnek. Bunun kafesi var, yuvalığı var, yemi var, vitamini var, bakım malzemeleri var. Bunları öncelikle bütçeniz arasından, içinden seçip kenara koymalısınız. Araştırmanızı yapıyorsunuz. Malzemelerinizin fiyat listesini çıkartıyorsunuz. Ardından elinizdeki bütçeyle beraber bunların sayısını belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben örnek veriyorum 50 bin liram var. Bunun 10 bin lirası malzemeye gidiyor. Bu 10 bin liranın geri kalan 40 bin lirasıyla da 10 bin lirasını bir kenara ayırırım. İlerleyen günlerdeki masraflarımda toparlama için, çünkü biliyorsunuz sistemin bir oturtulması var. Neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü arkadaşlar muhabbet kuşlarında eğer ki siz üretim yapıyor iseniz, bu üretimhanenin, yani üretimhane açıyorsanız diyelim daha doğrusu, bu üretimhanenin bir oturtulma süreci vardır. Takımlar adapte olacak, ortamlarını sevecek, gerekli bakımları yapacaksınız. O ortama göre tüyü değiştirecekler, tekrar tüylere oturacak, kafeslerde tekleyeceksiniz.
Erkekler kafesini beğendikten sonra yani kafesine alıştıktan sonra dişiler kızışacak, dişileri yanlarına atacaksınız. Bakın bunlar hep bir süreç. Bu süreçte hep cepten yiyeceksiniz. Bunları da göz önünde bulundurun. Çünkü bir anda zirve olmuyor. Yani bir anda hop kurdum yavru versin, ben yavruyu satayım para kazanayım. Sürümünden şu kadar gelir, teklemeden bu kadar gelir. Olmaz. Çok zor. Yani çevre yapmış olmanız lazım. Küçük küçük başlamış olmanız lazım. O da tabii ki de yine bir zaman. Bunlar için tabii aynı zamanda sizin eğer yoksa bir sosyal medya hesabından ilanları yani paylaşmayı biliyor olmanız lazım. Ya da bir sosyal medyada takipçiniz olması lazım ki kitleyle beraber satış yapabilir. Ha derseniz ki benim böyle şeylere vaktim yok, sosyal medya üzerinden gruplara atarım, satarım. O da sizin bileceğiniz iş. Onlara bir şey diyemem. Bunu not olarak söyleyeyim. Şimdi malzemeleri aldık. Malzemelerden sonra kenara kalan 10 bin lirayı da ayırdık. 30 bin lirayla da takım alacağız. Şimdi üretime başlıyorsunuz. Eğer ki bilgileriniz yani sizin kuşlar adına olan bilgileriniz hiç araştırma yapmadıysanız ve bilginiz sıfırsa başlayacağınız kuşlar çek kuşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü en ufak bir hastalıkta kaybınız çok yüksek olur diğer kuşlardan alırsanız. Bir Rainbow'un sağlam takımının fiyatı şu an sağlam takımının derken yani hem renk bakımından göze hitap edecek hem soy hattı çok mükemmel olan takımlar en kötü arkadaşlar 1000 liradan başlıyor. Yani siz 30 bin liraya 30 tane takım alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum şu an. 30 tane takım Rainbow aldınız. Ve sizin elinizde kuşlara ayırabileceğiniz bütçe o 10 bin lira dışında bitti. Ne oluyor bu sefer? Kuşlardan Allah korusun birinde bir hastalık olsa tüm kümesi sarsa sermayenin en kötü yarısı gider. En kötü üçte biri gider. Yani hastalık demek tamamıyla bilgi birikimiyle çözülebilecek bir şey. Yani bunları yaşayarak ancak çözebilirsiniz. O yaşayana kadar da zararınız çok büyük olur. O yüzden mümkün mertebe ilk adımda sizin yapmanız gereken kuş çek kuşlardır. Derseniz ki ben göze hitap eden kuşlar istiyorum. Rengarenk kuşlar alırsınız. İlk aşamada çok da fazla kâr etmemeye bakmanız gerekiyor. Sebebi de şudur. Muhabbet kuşlarında arkadaşlar hassas canlılar olduğu için ölüm ihtimali de yüksektir. Sizin en ufak bir ihmalkarlığınız ya da en ufak bir hatanız kuşun ölümüne sebep olur. Bu da sizi tamamıyla yatırdığınız paradan mahrum edecektir. Yani bunu biraz daha şey gibi düşünün. Hani hani bu Bitcoin işi var ya. Onları sanal para alıyorlar, yükseliyor, satıyorlar, düşüyor, işte başka şeyler alıyorlar, tekrardan satıyorlar, tekrar başka şeyler yapıyorlar. Benim çok kafam basmaz. Ben o zamanda da oynadım da benim arkadaş oynuyordu benim adıma. Hani ben çok anlamam öyle şeylerden. Onlardan mesela hani adamlar bütün servetini kaybediyor ama bir bakıyorsunuz bir anda milyonlar kazanıyor. Yani bu iş biraz şans işi. Aynı canlı işi. Aynı canlı iş yani fark eden hiçbir şey yok. Bunda sadece emek veriyorsunuz. Farkı tek bu. Kuşta emek veriyorsunuz. Bir de emeğin boşa çıkma ihtimali var. O da tabii ki de göz önünde bulundurulmalı. Kararlaştırdığınız takımları arkadaşlar tabii ki de kurdunuz. Devam ettiriyorsunuz. Malzemelerinizi düzenli şekilde kullanmanız gerekiyor. Yani siz vitamin aldığınız zaman ayda yılda bir vereyim kafası olmamalı. Bu arada bunlar neden yem vermiyorum onu da söyleyeyim. Gözünüze çarpmıştır. Yere dökmüşler. Vermeyeceğim. Yerdekini önce bitirsin ondan sonra. Kararı verdiniz. Kuşlarınız aldınız. Vitaminlerini veriyorsunuz. Minerallerini veriyorsunuz. Bütün her şeyi tamam. Aldığınız tüm malzemeleri eksiksiz kullanıyorsunuz. O zaman doğru şekilde devam ediyorsunuz. Tabii ki de bu da belli bir süreç. Neden diyeceksiniz şimdi? Neden bu da bir süreç? Yani bunu neden böyle bir şey dedin diyeceksiniz. Arkadaşlar şunu da belirtmeliyim. Eğer ki siz üretime aldıysanız kuşları, tabii ki de üretime alacaksınız. Yani üst üste olsun diye 50 bin lira bağışlamayacaksınız. Üretime aldığınız kuşlarda da şöyle bir durum var. Ya 50 bin lira bu arada temsili bir rakam. Şimdi aldığınız kuşlarda şöyle bir şey var. Öncelikle erkekleri kafeslerine koyacaksınız. Erkekler kafeslerde teklenecek, dişler salmada olacak. Bu süreçte de kızıştırma yapacaksınız. Çek kuşlar ya da derseniz ki sadece çek değil ben aralara rainbow'ları atayım, jumbo'ları atayım. Ufak tefek tabii ki de yapabilirsiniz ama ağırlığınız çekte olsun. Çünkü çek kuşlar sizi hem maddiyat
açısından çok daha rahat ettirir. Hem de kayıp açısından çok daha rahat ettirir. Olur da bir kayıp da, evet tabii ki de sıkıntı ama kayıp mevzusu bir Rainbow kadar, bir Shoujinbo kadar koymaz. Yani maddiyat açısından konuşuyorum. Çünkü ilk önceliğimiz şu anda bütçe. Üretim için konuşuyorum. Kızıştırma süreci başlatacaksınız erkek ve dişilerde. Ardından kuşlarınızı eşleyeceksiniz zamanı geldiğinde ve yeterince kızıştığında ve kuşlarınız tam anlamıyla üretime hazır hale gelmiş olduğunu siz zaten hareketlerinden gözlemleyerek eşlemiş olacaksınız. Sonrasında kuşlarda ufaktan böyle bir şey dönemi başlayacak. Nasıl diyeyim size? Yuvaya girmeler, yuva kazmalar, böyle bir ortama adapte olmalar, tam anlamıyla evet ben kendime geldim demeler kuşlarınızda başlayacak. Sonrasında siz zaten bunları hissedeceksiniz yavaş yavaş. Sonrasında arkadaşlar bir baktınız yuvalıklarda ufak tefek yavru şey, yumurtaları görmeye başlayacaksınız. Yumurta doluluk oranlarına bakacaksınız. İlk ağızdaki verim çok çok önemli. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bakımlarını yaparken kür geçmeyi de unutmamamız gerekiyor. Çünkü dışarıdan getirdiğiniz her bir kuş tehlike arz eder. Ötekisine bulaştırma ihtimali çok çok fazladır. Bir de belli bir karantina süreci olacaktır yeni getirdiğiniz kuşlarınızın. Ne demiştik? Yuvalarda yumurtaları göreceksiniz. Doluluklarına bakacaksınız. Ve ilk ağızda kuşlarınızın ne kadar bir verim sağladığını az çok kestirmeniz lazım. Bunun için de not almanız gerekiyor. İşte bir numaralı takımım şu kadar yumurtladı, bu kadar çıkarttı, bu kadar büyüttü tarzında. Tek tek yumurta tarihlerini ve çıkış tarihlerini yazmamız lazım. Onları da biz örnek olarak göstereceğim. Yani ben yapıyorum bunu. Sitemizde de var. Böyle bir yuvalık kartıyla beraber sürdürüyorum ve kuşlarımın takibini bu şekilde sağlamış oluyorum arkadaşlar. Şu an için yani başlangıçta böyle olmalı benim nezdimde. Çünkü ne kadar bir üretimi kaliteli hale getirmeye çalışırsanız o kadar maliyetiniz azalıyor. Ben bunu seneler içerisinde yaşadım ve gördüm. Üretim ne kadar kaliteliyse maliyet bir o kadar minimuma düşüyor. Çünkü bir insan maliyeti yüzünden kür yapmıyorsa dışarıdan getirdiği her bir kuşta hastalık potansiyeli taşır. Bunu da size şu şekilde rahatlıkla söyleyebilirim. Benim yani şu üretim hayatım boyunca demiyorum. Sadece pet dükkanı açtığımız zamandan itibaren düşünün. Yanlış hatırlamıyorsam Mart sonu gibi açmıştık biz. Mart ayında açtık. Ve Mart ayından itibaren bize çok net söylüyorum bakın bunu. Sayısını hatırlamıyorum ama belki de yüzlerce kümesinde hastalık olan kişi ulaştı. Ve bunların ürün alsın almasın hiç önemi yok. Ben bu tarz şeylere takılmıyorum. Sadece hani böyle gereksiz diyaloglara sinirleniyorum. Ürün yani kullanmıyor, almıyor ya da ya bunlar çok pahalı diyor. Bir ay sonra bakıyorum adam kümes devrediyor. Ya kardeş sen çok pahalı dedin. Ben de 3 aşağı 5 yukarı bu böyleyse başkasında da aynı fiyat. Git tamam ucuz olandan al ama al yani. Yani yap kürünü. Yapmıyor ve bir ay sonrasında ki bir ayda onun o gördüğüm hastalığı hayatta geçmez. O kuşu arkadaşlar satıyor. Ve isim yapmış biri. Bölgesine isim yapmış biri bu. Ve kuşları satıyor. Kuşu alan adam da ismine güveniyor. Yani gerçekten üretimini bilmiyor çünkü. Göz önünde bulundurulan yani göz önünde bulunan bir üretimi yok adamın. Normal kendisi standart satan Facebook satıcılarından. Herhangi bir şekilde YouTube kanalı yok. Olması zorunda da değil tabii ki de ama sonuçta bunu yapması doğru bir şey değil. Kuşları satıyor, kümesini devrediyorum diyor. Hasta olan kuşlarını satıyor arkadaşlar. Sonra bir bakıyoruz ki sattığı adam aylar sonra gelmiş, ilk kuluçkaları almış ve hastalığı yaşamış, diğer kuşlarını da görmüş. Ya diyor benim kuşlarım da ölüm olmaya başladı. Dışarıdan kuş geldi mi diyorum. Biliyorum çünkü. Geldi diyor. Ve o getirdiği kuşlar arkadaşlar kümesine hastalık bulaştı. Yani çok çok önemli, çok çok ince detaylar. O nedenle sizin dikkatli şekilde kuşlarınızı seçip ona göre alışverişinizi bütçe planlamanızı yapıp kuşlarınızı almanız gerekiyor. Üretim yapacaksanız bu şekilde başlamanız lazım. Yani benim düşüncelerim bu yönde. Çünkü hiçbir şekilde şu anda piyasada güvenilir
bir üretimhane olduğunu düşünmüyorum. Belki size çok çarpıcı gelecek bu sözler ama. Ben, o, bir başkası. Ya arkadaşlar şu an var ortalık felaket ya. Hele yaz geldi ya. El altından satmaya çalışıyor. Yani bakın ben iyiyim, onlar kötü. Onlar iyi, ben kötüyüm. Bunu demeye çalışmıyorum. Bakın lafı farklı yerlere çekenler oluyor. Ama ortalık gerçekten yangın yeri ve güvenilir bir üretimhane çok çok az ya. Gerçekten yok denecek kadar az. Yok hatta. Neredeyse yok. Güvenilir diyorsun adamla ya. Ben zamanında ona kuş sormuşum. Sonradan fark ediyorum bunu. Hani ben dediğim de ben değilim ha. Arkadaş. Benim arkadaşlarım ben kuş aradığım zaman genelde onlar da benimle beraber arıyor. Fiyat araştırması yapıyorlar. Onlar buluyorlar bana. Ben gidiyorum almaya. Bu adama da sormuşlar. Şimdi ben o kuşu getirseydim, kür yapmadan şunların içine koysaydım, bu canım kuşlar telef olacak. Benim bir sezonu bırak, 2-3 sezonum çöpe gidecek. Bir daha toplamaya çalışacağım. TKF sürecimiz var. Kuş üretmeye çalışıyoruz. TKF'ye yetiştirmeye çalışıyoruz kuşlarımızı. Şimdi bu kadar zahmetin, eziyetin içerisine bir de bu eklenecekti. Yani siz olun. Bu saydıklarımın yani hepsini yapmak zorunda değilsiniz ama en azından bu kuş seçme konusunda lütfen biraz seçici davranın. Amacınız sadece üretim değil, sağlık da olsun. Çünkü insanlar genelde şunu düşünür, ya ucuz olsun da kuş da zaten sağlıklı, tabii içini bilmiyor. Kuş da zaten sağlıklı, ne olacak yani, bir şekilde halledilir. Öyle bir şey yok. Aklınızın ucundan geçmeyen şeyler bir gün gelir kapınıza dayanır. O yüzden lütfen bunları göz önünde bulundurun. Bu arada bunlar da sürekli kurulaşıyorlar. Sürekli yuvaya giriyorlar, bilginiz olsun. Ha, bunlar da öyle. Yani bunlar ürerlerse ne yapacağız bilmiyorum, haberiniz olsun. Yani bunları alın benden, çabucak alın. Eğer ürerlerse benim için hiç iyi olmayacak. Tatile gideceğim, bakamam yani. Annem de bakamaz. Onlar da gidecekler çünkü. Onlar ayrı gidecek, ben ayrı gideceğim derken böyle saçma sapan bir zamana denk gelecek. Bu arada videomuzun sonuna geldik. Bayağı bir uzattık ama bu Ankara'ya belki gelme durumum söz konusu olabilir. Belki. Çok düşük bir ihtimal. O zaman ben yine bir paylaşım yaparım. Sizin de aklınızda bulunsun. Eğer öyle bir ihtimalim olursa Ankara'ya gelip oradan da kuş isteyen birine verebilirim mesela. Örnek veriyorum. Sadece ama çok düşük bir ihtimal. Lütfen buna bağlamayın mevzuyu. Ben sadece bir ihtimal olduğunu söyledim. Ne için geleceğim? Eğer bilet bulabilirsem bayramda VNL'in finalleri Ankara'da oynanıyor arkadaşlar. Ona geleceğim. Voleybol için. Belki o da. Çok düşük bir ihtimal. Çünkü biletlerin hepsi tükendi. Bir kara borsadan bakacağım. Duruma göre. Daha kararlaştırmadım hiçbir şeyi. Ona göre ben sizlere haber veririm. Bugün senden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım herkes üretimini güzel bir şekilde gerçekleştirir. Tabii günümüzde biraz üretim sizi zorlamış olsa da halen daha sevdiğimiz işi yapmaya devam ediyoruz. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.